Alman polisi sabah gazetesinin Avrupa temsilciliğini bastı. İki Türk gazeteciyi gözaltına aldı. Hiçbir tebligat yapılmadan gerçekleşen baskının arkasında FETÖ'cülerin olduğu ortaya çıktı. FETÖ'cüler şikayet etti. Alman polisi Türk gazetecilerin evine baskın yaptı. Basın özgürlüğü yine sözde kaldı. Skandalın adresi Almanya'nın Frankfurt kenti. Alman polisi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sabah gazetesi Almanya temsilcisi İsmail Erel ve haber müdürü Cemil Albay'ın evlerine baskın düzenledi. Baskının ardından Erel ve Albay gözaltına alındı. Sabah gazetesinin Avrupa ofisinde de aramalar gerçekleştirildi. Bilgisayarlarla telefonlara el kondu. Polisten baskının hangi gerekçeyle yapıldığına dair haber yok. Türk gazetecilere polis tarafından daha önce yapılmış herhangi bir tebligatta bulunmuyor. Elde edilen bilgilere göre Almanya'da yaşayan FETÖ'cü Cevheri Güven eylül ayında Sabah gazetesinde hakkında yayınlanan haberle ilgili asılsız suçlamalarla dava açmıştı. Polis bunun üzerine baskın yaptı. Almanya'daki Türk basınını doğrudan hedef alan operasyonun ardından hem Berlin Büyükelçiliği hem de Frankfurt Başkonsolosluğu devreye girdi. Alman makamlarıyla üst düzey görüşmelerin ardından iki gazeteci serbest bırakıldı. Dışişleri Bakanlığı da Türk basınına yönelik taciz ve yıldırma eylemini kınıyoruz dedi. Açıklamada Alman makamlarının basın mensuplarını ifadeye dahi çağırmadan doğrudan gözaltına almalarını kasıtlı bir eylem olarak görüyoruz ifadesi kullanıldı. Almanya'nın basına yönelik bu eyleminin çifte standartlı yaklaşımı ortaya koyduğuna da dikkat çekildi. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'da bakanlar çağrıldı. Gösterilen tepki ona da iletildi.